William Blake, 1757 ve 1827 yılları arasında yaşamış İngiliz bir şair, ressam ve baskı sanatçısıdır. Yaşadığı dönemde pek tanınmayan Blake, şimdi romantik çağın şiir ve görsel sanatlar tarihinde öncü bir figür olarak kabul edilmektedir. Blake, hayal gücünü, Tanrı'nın bedeni ya da insanın kendi varoluşu olarak benimseyen, çeşitli ve sembolik olarak zengin bir eserler bütünü ortaya koymuştur. Hayal gücü, yaratıcılığı, felsefi ve mistik eğilimi onu çağdaşlarından ayırdı. Ancak bu özellikleri aynı zamanda onun anlaşılmaz ve tuhaf bulunmasına da neden oldu. Blake, küçüklüğünden beri melekleri, tanrıyı, peygamberleri ve ruhları görebildiğini ve konuşabildiğini iddia ediyordu. Bu vizyonlar onun şiirlerine ve resimlerine ilham kaynağı oluşturmuş, kendi yazdığı ve resimlediği kitaplar yayımlamıştır. Fakat bu iddiaları yüzünden çevresi tarafından deli, sahte peygamber veya şizofren olarak damgalanıyordu. Blake ayrıca dini, siyasi ve sanatsal konularda da radikal görüşlere sahipti. İngiltere kilisesine, monarşiye, kurumsal otoriteye ve geleneksel sanat akımlarına karşı çıkıyordu. Fransız ve Amerikan devrimlerini destekliyor, insan hakları, özgürlük ve eşitlik için savunuyordu. Sanatında klasik sanatı ve Rönesans ustalarını takdir ediyor, ancak taklitçiliği ve kurallara bağlılığı reddediyordu. Sanatın yaratıcı ve özgün olması gerektiğini savunuyordu. Bu görüşleri onun hem sanatçı hem de düşünür olarak yalnız kalmasına ve dışlanmasına yol açıyordu. Kişisel görüşleri yüzünden çağdaşları tarafından deli olarak görülen Blake, daha sonra eleştirmenler tarafından anlatım gücü, yaratıcılığı, felsefi ve mistik eğilimi yüksek takdir görmüştür. William Blake çok sayıda şiir yazmıştır. Bazı ünlü şiirleri şunlardır: Kaplan, Kaplan, Hasta Gül, Baca Temizleyicisi, Kuzu, Ah, Güne Bakan, Cennet ve Cehennemin Evliliği. Bu şiirlerin bazıları, Masumiyet Şarkıları, Songs of Innocence ve Deneyim Şarkıları, Songs of Experience adlı kitaplarında yer almaktadır. Blake ayrıca kendi resimlediği ve baskı yaptığı şiir kitapları da yayımlamıştır. Bunlardan bazıları, Tell'in Kitabı, The Book of Tell, Urizen'in Kitabı, The Book of Urizen ve Kudüs, Jerusalem adlı eserlerdir. Blake, aynı zamanda bir sanat eleştirmeni ve kuramcısıdır. Kendi döneminin sanatçılarına ve akımlarına karşı çıkmış, klasik sanatı ve Rönesans ustalarını takdir etmiştir. Özellikle Michelangelo, Rafael ve Albrecht Dürer'in eserlerinden etkilenmiştir. Blake, sanatın yaratıcı ve özgün olması gerektiğini savunmuş, taklitçiliği ve kurallara bağlılığı reddetmiştir. Blake, hayatının son yıllarında yoksulluk ve hastalıkla mücadele etti. Öldüğünde eserleri pek tanınmıyor ve değer verilmiyordu. Ancak 19. yüzyılda Blake'in eserleri yeniden keşfedildi ve onun romantik çağın öncü bir figürü olduğu anlaşıldı. Blake, şimdi hem şiir hem de görsel sanatlar tarihinde yeni ufuklar açıcı bir sanatçı olarak kabul edilmektedir.